Evet arkadaşlar, öncelikle e, davet ettiğiniz için hem kurum olarak size teşekkür etmek istiyorum, hem de katılımcılar olarak size teşekkür etmek istiyorum. Bu e, yapacağım, bu sunum vesilesiyle biraz daha yakından inceledim sizin e, sitenizi. Çok güzel isimler ağırlamışsınız, güzel bir hava, güzel bir atmosfer ve e, konsept de gayet iyi gidiyor. Öyle görünüyor. Şimdi benim e, konum şöyle bir konu e, sunmayı deneyeceğim arkadaşlar. E, toplumsal varoluş düz düzlemleri iki nokta üst üste e, medeni, e, siyaset ve, e, hocam, e, medeni siyaset geleneği ve hocam hürmetler medeni siyaset geleneği ve umran ilmi. Örneğin Burada şöyle bir şey yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Aslında benim uzmanlık alanım İbni Haldun. E, Doktoratizm İbni Haldun üzerine. E, İbni Haldun'a e, başlarken, çalışmayı düşünürken e, sizin de muhtemelen e, duyduğunuz e, birçok motto olan cümle duyarsınız. İbni Haldun kendi semasında tek yıldız, öncesiz sonrasız, Efendim, tek İslam siyaset düşünürü gibi Rosenthallar, Tümbiler, işte buradan Cemil Meriçler vesaire böyle değerlendirmelerde bulunmuşlardı. Tabii bu değerlendirmeler başlı başına bir cazibe oluşturuyor İbn Haldun'a yönelik. Ee, i̇şin doğrusu sürece dahil olunca hani e, böyle olmadığını anladım. E, fakat bu şu anlama gelmiyor. Aynı yerde durdukları anlamına da gelmiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela i̇bn Sina çok zirve bir isimdir. Kendisinden önceki özellikle metafizik gelenekleri işte farklı damarlardan, farklı nehirlerden kendisine doğru akan bu geleneklerin kavşak noktasında durup bütün bunları kendinde birleştirip ve tabii ki çok e, özgün bir e, çerçeveye de kavuşturup bir zirveye oturması gibi zirve bir isme dönüşmesi gibi İbn Haldun'un da böyle bir pozisyonu var. Özellikle siyaset bilimleri e, siyaset biliminde kendisinden önceki İslam siyasi düşünce geleneklerini tevarüs ediyor. Mesela fıkhi kelami siyaset geleneği felsefi siyaset geleneği, siyasetname, edepname, nasihatname geleneği bütün bunları e, tevarüs ediyor. Fakat bunlardan başka bir şey ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla da bir zirve isim oluyor. Fakat bu bir kişiyi öncesi sonrasız olarak değerlendirmemiz, değerlendirebileceğimiz anlamına elbette ki gelmiyor. İbn Haldun öncesine çok şey borçlu biraz da bu tür değerlendirmelerin altında küçük de olsa bir art niyet de var mesela tek İslam siyaset düşün, düşünür Rosenthal böyle der niye yani tek İslam siyaset düşünür başka yok mu yani yani bir yandan e, överken aslında yeriyor e, bunu da görmek lazım. Şimdi bu benim için önemli bir şeydi. Ben biraz da felsefi siyaset geleneği içerisinden baktım İbn Halduna. Ee, şöyle bir şey yapacağım bu sunumda. Ee, esas e, farkı ne? Yani İbn Haldun nerede duruyor? Klasikten farklı olarak. Haliyle bunu ortaya koyabilmemiz için klasiğin de İbn Halduna farklı olarak ne olduğunu ortaya koymamız gerekiyor. Ve böyle olduğunda belki. ...biraz daha net bir portre görebiliriz. Ama oldukça kuş bakışı bir perspektif. Derslerde de bunu gördüm. Bence bu çok önemli bir şey aslında. Sizin derslerinizde de hep öyle bir şey... ...böyle belli bir konsept var. O konsepte göre böyle geriye ve öne doğru bir yayılma oluyor. Ve bu bence çok faydalı bir şey. Dolayısıyla öyle yapacağım. Kuş bakışı bakacağım ama... ...kuş bakışı bakınca da haliyle birileri birbirlerine çok benzeyebilir... İşte Bible'ne çok yaklaşabilir, fakat detaya indiğinizde mesela Farabi ile İbn Sina arasında da bir ton farklılık var, o ayrı bir şey. Ama ben genel olarak iki düzlemde değerlendireceğim. Nedir bu düzlem? Aşkınlık düzlemi diyeceğim. Ee, klasik siyaset felsefesi geleneğini e, bu düzlemde değerlendireceğim. İbn Haldun'un durduğu yeri de içkinlik düzlemi olarak değerlendireceğim. Tabi süreç içerisinde de bütün gayretin bunların neden böyle olduğu yönünde olacak. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz klasikler felsefeyi ikiye ayırırlar temelde bir nazari felsefe ve pratik felsefe ya da ameli felsefe. Bunun temelinde de işte nazari akıl ve ameli akıl ayrımı vardır buraya dayalıdır. Pratik felsefe ya da ameli felsefe de kendi içinde üçe ayrılır. Ahlak, ev ekonomisi, tedbirül menzil yani Yunanlar ona e, ekonomiya derler e, ve siyaset ve siyaset. Bu üçü. Farabi bunu genişletir tabii. Mesela kelamı ve fıkı da onun içine dahil eder. Bu çok ilginç bir teorik bir perspektif. Bence benim kanaatim onun bu teorisini geliştiren olmamıştır. Tam tersine imal edilmiştir. Ya mesela biz fıkhın siyasete katkısını konuşmuyoruz felsefi siyaset açısından. Kelamın belki çok konuşmuyoruz. Daha çok imamet hilafet bahisleriyle sınırlı tutuyoruz. Mesela ekonomik katkılarını hiç konuşmuyoruz. Halbuki imal edilen şey o. Ee, yani üç e, e, üç ayrılıyor e, pratik felsefe, ahlak, e, ev e, ev yönetimi ve e, siyaset. Şimdi e, bütün klasik dönem filozoflarına bakıldığı zaman, e, özellikle Platon'da içerik olarak fakat kavramsal kurucusu Aristoteles ameli felsefeyi kuran bir ilkeden bahsederler. Ameli felsefeyi kuran bir ilke vardır. Nedir mesela bu? Var mı sizin de dikkatinizi çeken? Ameli felsefeyi kuran ilke. El insanu medeniyum bittab olarak biz e, Arapçaya çevirmişiz ama Aristoteles'in kurduğu şekli bu zon politikon. Yani insan doğası gereği toplumsal ya da siyasal bir varlıktır. Çünkü bu politikonun antik Yunan'da siyasal mı, efendim, toplumsal mı olduğuna ilişkin de ayrıca bir e, tartışma var. Ben onun için toplumsal, siyasal diyeyim. Siz de öyle anlayın. E, i̇nsan doğası gayet toplumsal bir varlıktır. Biraz abartılı bir şekilde söyleyeceğim bunu. Bütün bir siyaset felsefesi, tarihi bu ilke üzerinden okunabilir. Abartılı söylüyorum. E, bu ülkenin nasıl açımlandığı neyi gerektirdiği, hangi şeyleri, unsurları içerdiği vesaire bunun üzerinden bir takip yaparsanız filozofların da birbirlerine göre pozisyon olarak nerelere düştüğü vesaire böyle bir şeyi haritayı görebilirsiniz kanaatindeyim. Ee, Aristoteles bu kavramın kurucusudur. Bu ilkenin kurucusudur. Fakat mahiyet itibariyle onun hocası Eflatun'da da vardır. Biz bunu el insanu medeniyum bittab olarak çevirmişiz. Ve bunu kullanmışız siyaset felsefesi de. Şimdi bu ilke, bu ilke insan doğasında mevcut olan bir takım eksiklikler ya da ihtiyaçlar üzerinden açımlanıyor. Klasikler düzeyinde, klasiklerin nezdinde. Çünkü insan doğası kavramını merkeze taşıyor. Onun için hatta şöyle bir şey de parantez arasında söyleyeyim. iki tane dersinizin adı bir tanesi İbrahim Halil Üçer'in sunduğu felsefi doğa ve ahlak teorisiydi. Bir tanesi de Yunus Cengiz'in sunduğu kelami doğa ve ahlak teorisiydi. Aslında bu dersin adı da siyasi doğa ve ahlak teorisi de olabilir. Yani bu anlamıyla. İnsan doğası merkeze taşınır burada ve insan doğasında mevcut iki e, temel ihtiyaç alanı e, tespit edilir. Bunlardan bir tanesi e, bedenle ilişkili ihtiyaçlar, bir tanesi de nefsle ilgili ihtiyaçlar. Dolayısıyla bu ilke esasında temelde nefs ve beden arasındaki bir ayrıma dayanıyor. Bedenle ilgili ihtiyaçlar, kişinin işte efendim beslenmesi, barınması e, gibi yiyecek, içecek e, vesaire. Yani bunların yap yapılabilmesi için kişinin diğer insanlarla bir arada olması, toplum halinde yaşaması zorunludur. Yani burada Platon'un açıp devletini baktı, devletine baktığınızda bir şey, mesela bir ekmeğin dahi nasıl olduğunu böyle ...o onu yapar, bu bunu yapar, bunda demirciye, oradan fırıncıya, fırıncı için şuna buna falan filan vesaire... ...bu koca bir toplum ortaya çıkıyor. Bir ekmeğin önümüze gelmesi için. Dolayısıyla buradan kasıtları şu... ...insanların sadece beslenebilmesi için bile toplumsal olarak yaşamaları zorunludur. Bu ülke bu eksikliğe dayanıyor. Birincisi. İkinci e, bağlantı ise nefs üzerindeki ihtiyaçlar. Yani... Nefsin de yetkinleşme ihtiyacı var. Nefsin yetkinleşme ihtiyacı var. Yetkinlik ihtiyaçları diyelim buna. Yani e, nefs ve beden ayrımında nefsin yetkinleşebilmesi için yine e, klasik epistemolojik şemanın içerisinde kal, kalırsak eğer bu teleolojik bir süreç vardır e, klasiklerde, özellikle Aristotelesle birlikte. Yani bir şeyin amacı telosu o şeyin doğasıdır. Yani insan, insanın doğası bu anlamda zon politikon yani medeniyon bittab olması demek. İnsanın bu doğayı ancak ve ancak devlet aşamasında ya da şehir devlet aşamasında gerçekleştirebiliyor olmasıdır. Dolayısıyla biz nerede insana insan diyebiliyoruz? Orada ancak insana insan diyebiliyoruz. Çünkü doğa orada gerçekleşmiş. Yani İnsanın bir fiil hali orada. Buradaki hali bir, bir kuvve hali. O, o anlamda insan gerçek anlamıyla insan olarak anılmayı orada hak ediyor. Bu nasıl mümkün oluyor? Bu ancak nefs üzerinden bir yetkinleşmeyle mümkün oluyor. Çünkü burada insanların gerçek amacı mutluluğa ulaşmaktır. Ve bu mutluluk da ancak ve ancak yine bir birliktelikle olur nefsin gittikçe bedene ait bu ihtiyaçlardan arınması, onu biraz baskılaması tabiri caizse, ötelemesi ya da kendi düzlemine devşirmesiyle mümkün olabiliyor. Onun için nefs üzerinden bir siyaset teorisi geliştiriyorlar. Platon'un mesela ideal devleti tam bu düzlemde kurulur. Çünkü başında filozof kral vardı ve filozof kral tamamen bedenin Efendim ihtiyaçlarından etkilerinden kurtulmuştur en yüksek iyi ile irtibata geçmiş en yüksek iyi'nin bilgisine sahiptir. Dolayısıyla da artık böyle bir toplumda doktora bile gerek yoktur ya da e, hakime bile gerek yoktur çünkü ne hastalık vardır ne suç vardır. Onun için ideal toplum e, zaten Platon'un. Farabi bizde e, biliyorsunuz benzeri bir şemayı e, gerçekleştiriyor. Ee, o da filozof peygamber. Ben şahsen Farabi'de doğrudan filozof peygamber kavramını görmedim, onu itiraf edeyim. Ee, ama filozof geçiyor, peygamber geçiyor. Fakat Farabi ile e, ismiyle birlikte anılır hale gelmiş filozof peygamber diye. Ee, burada da detaylı tabii tartışmalar var ama netice itibariyle Farabi'nin de ister filozof olsun, ister peygamber olsun toplumun başındaki faal akılla irtibatlı olan, dolayısıyla orada hakikatin bilgisine e, sahip, işte hakikatten bilgi akışı var onun zihnine ve ona göre toplum dizayn ediliyor ve bu toplum ideal ya da el Medine'tül Fadıladır bu toplum. İbn Sina'ya gelince İbn Sina biraz daha e, şey yapar, farklılaştırır Farabiden çünkü İbn Sina hiç böyle çekinmeden efendim e, lafı da eğip bükmeden doğrudan siyasi siyaset felsefesinin ister ahlak ilmi olsun ister siyasetin kendisi olsun ister ev ekonomi olsun bu üçünün de bütün ilkelerini peygamberin yasa koyuculuğundan alması gerektiğini açıkça söyler ve bütün teorisini de bunun üzerinde kurar dolayısıyla İbn Sina'nın da bağlantısı tabii ki şeydir yani aşkın bir bağlantıdır çünkü peygamberin koyduğu ilkelerle yönetilen bir toplumdan bahseder. Yani i̇bn Sina'nın siyaset felsefesi üzerine çok çalışma yok maalesef. Yani sadece Türkçe'de, İngilizce ve Arapça'da da çok yok. Çünkü siyasetle ilgili yazmamış doğrudan. Fakat bu Türkçe'de mesela şöyle bir Cüneyt Kaya Hoca var. Tanırsınız Cüneyt Kaya Hoca'yı. Onun İbn-i Sina'nın İbn siyaset felsefesi üzerine yazdığı çok güzel bir makalesi var. Eğer mümkünse onu okuyun. Yani Peygamberin yasa koyuculuğu diye. Bir de İngilizce var tabi. Onu da okuyabilirsiniz. Çok güzel olur. i̇bn Sina peygamberin peygamberi yasa koyuculuğunu bütün siyaset felsefesinin merkezine yerleştir. Dolayısıyla da ev reisi de toplumun reisi de ahlak olarak da bir kişinin bizatihi kendisi bütün bu ilkeleri peygamberin koyduğu yasalardan alır. Hem Farabi hem de i̇bn Sina peygamberin artık olmadığının farkındadırlar. E, bu doğru, haksızlık etmeyelim, farkındadırlar. Dolayısıyla da e, ama peygamberin yasaların işlemesi için peygamberin bizatihi her daim toplum başında olması gerekmediğini de ifade ederler, e, söylerler. E, i̇bn Sina'nın aşkınlık şeyi, aşkınlık e, bağlantısı nerede? Şimdi tamam peygamber olması gerekiyor. Bütün siyasetin yasalarının ilkelerini belirlemesi gerekiyor. Fakat bu peygamber mesela zorunlu mudur, değil midir? Böyle bir tartışma eşliğinde i̇bn Sina'nın zon politikon, yani karşılığı el insanı medeniyum bit tap ilkesini peygamberin varlığını ispat eden bir delile dönüştürdüğünü görüyoruz. Zaten İbn Haldun'un da esas itirazlardan bir tanesi de buraya gelecek. bu şöyle arkadaşlar, bu ilkenin kavramsal karşılığı doğrudan Farabi'de yok. Farabi e, hayvanul insi diye kullanır. Yani el insanu medeniyun bittab olarak direkt kullanmaz. İbn Sina da doğrudan böyle kullanmaz. Fakat i̇bn Sina şarihleri, mesela Fahrettin Razi, mesela Nasreddin Tusi, e, Nisaburi e, gibi i̇bn Sina, Sina şarihleri, i̇bn Sina'nın benim bahsettiğim ilgili yerlerini şerh ederken tam da kavramsal olarak bu ilkeyi kullanırlar. Yani buraya müracaat ederler. <laughs> el insanu medeniyum bittab. Ve huvel murat işte el insanu medeniyum bittab derler. Mesela Tusi de der, Razi de der ve daha sonra da İbn Sina'nın bunu peygamberin varlığını nasıl ispat eden bir delile dönüştürdüğünü belli kaidelerle yani açım açımlayarak ortaya koyarlar. Şahsen ben bu ilkenin peygamberin varlığını ispat eden bir delil olarak kullanılması düşüncesinin ilk kez İbn Sina'da olduğunu gördüm. Bilmiyorum ama yani belki özellikle başka geleneklerde da olabilir. Ama ben i̇bn Sina'da ilk kez böyle bir çabayı gördüm. Yani özeti de şu burada nasıl bir ilke. i̇bn Sina der ki nasıl ki Allah gözü yaratmışsa ve gözün çok daha sağlıklı işlevlerini yerine getirebilmesi için tam kapasiteli çalışabilmesi için dolayısıyla sorunsuz çalışabilmesi için kaşı da yaratmışsa Kaş nasıl ki bir gözün bir parçası olarak yani anlamsız değilse, kaşı da yaratmışsa bu Allah'ın bildiği bir bilginin tezahür etmesidir. Yani Allah'ın bilgisine dayalı bir zorunluluktur. Dolayısıyla da bundan çok daha önemli olan bunu ufak bir örnek olarak verir. Bundan çok daha önemli olan toplumu Allah yaratmışsa Dolayısıyla toplum için en mükemmel olacak peygamberin yasa koyucu yani bir peygamber göndermemesi de düşünülemez. Onun için Allah'ın bu toplumu tıpkı gözün üstünde kaş yaratması gibi peygamberi de göndermiş olması gerekir. Toplum böyle idealleşir. Bunu Allah'ın bilgisine dayalı bir zorunluluk olarak imlisine bunu açıklar. Şimdi. E, İbni Haldun'un da e, itirazını e, dile getirdikten sonra bir şema eşliğinde ben e, devam etmek istiyorum. E, orada sanırım biraz daha mesele e, netleşecektir. E, İbni Haldun iki aşamalı olarak filozoflara itiraz eder bu ilkeye. İki aşamalı olarak itiraz eder. Birinci itirazı e, İbni Haldun filozofların... E, aşkın bir irtibatla, metafizik, metafizin yardımıyla, ahlak ilminin tırnak içerisinde, tahakkümünde kurdukları siyaset felsefesinin bu aşkınlık boyutunu içkinleştirir. Yani şöyle der, der ki sizin söyledikleriniz sadece mümkündür. Ama siz bunların burhani olduğunu söylüyorsunuz da burhani değil, burhani olamaz. Dolayısıyla sizin söylediklerinizin alternatifleri de söylenebilir, farklı şeyler de söylenebilir. Zaten birbirinizi de naks ediyorsunuz. Dolayısıyla da e, e, sizin söyledikleriniz kesin burhani bir bilgiye dayanmaz. Kaldı ki toplumun da derdi bu değil. Yani esas olarak tam da bedenle ilişkili olarak bizim birçok sorunumuz var sorunları burada yaşıyoruz. Onun için buraya bakalım der. Bu aşkınlık boyutunu içkinleştirir. Fakat ileriye yönelik bir uyarıda bulunayım. Bu İbn Haldun'un hiçbir şekilde aşkınlığı kabul etmediği anlamına gelmez. Sadece şunu söyler, toplumu daha iyi anlamak için belli ideal perspektiflerle topluma bakamazsınız. İdeal perspektiflerle bakarsanız gerçekliği ıskalarsınız. Ya da gerçekliği işte e, e, Platon'un ve Farabi'nin yaptığı e, şekilde cahil devlet olarak değerlendirirsiniz. Ama cahil devlet dediğiniz tam da her zaman var olmuş ve var olacak devlettir yani. Çünkü ideal devlet pek e, imkansız değil. onu altını çizelim ama e, gerçekleşmesi de çok kolay bir şey değil. Birincisi buna e, itiraz ediyor İbni Haldun. Onun için bir kere dikkatleri ahlak merkezli bir tasavvurdan efendim işte bizati siyaset ve ekonomi merkezli bir şeye çevir, çevirmiş oluyor İbn Haldun. İkinci itirazı da şu. Filozoflar daha önceki filozoflar ee, bahsettiğim kurucu ilkeyi açımlarlarken iki tür ihtiyaçla ihtiyaçtan hareket etmişlerdi ya birincisi bedenle ilişkili zorunlu ihtiyaçlar beslenme barınma gibi, e, diğeri de nefsle ilgili yetkinlik ihtiyacı yetkinleşme ihtiyacı nefsini yetkinleşme ihtiyacı idi. E, şimdi İbn Haldun nefsini yetkinleşme ihtiyacını zaten içkinleştirmiş oldu birinci itirazıyla ama ikinci itirazıyla da bedenle ilişkili olan İhtiyacı filozofların belki tek kategori olarak değerlendirdikleri bu kategori ayrıca iki düzeye ayırıyor. Birincisi insanların beslenme ve barınma ihtiyacı ki bu çok önemli bir şey. Bu aslında çok teorik bir şeyden bahsediyorum. Yani keşke vakit olsa e, bunların izleklerini tamamen e, takip edebilsek. Çünkü bu umrana ulaşacak bir hadariyet teleolojisi. Çünkü insanın doğasında ...beslenme, barınmaya da, dair ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçları İbn Haldun biraz da fıkıh ilminden aldığı kavramlarla açıklar. Zaruri ihtiyaçlar, haci ihtiyaçlar, bir de kemali ihtiyaçlar. Buradaki kemal, filozofların kastettiği kemal değil. Bu kemal, e, lüks, refah anlamında. Nefsin kemali değil yani. E, lüks ve refah anlamında. Onun için insanlar... Zaruri ihtiyaçlarını karşıla, karşıladıktan sonra haci, haciden sonra e, kemali ihtiyaçları arzularlar. Zaten bu umranı oluşturur. İnsanlar tıpkı filozoflarla örtüşür burada İbn-i Hiçbir farkı yok. Yani insanların bu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için toplum halinde yaşaması zorunludur. Doğru. Bu filozoflarla ittifak ettiği e, kısım bu burası. Ama tabii ki kendi sistemi açısından bu çok önemli bir şey. Çünkü umran buradan kuruluyor. Yani Umran kelimesini, e, bazı kelimeleri tercih e, tercüme etmemeyi tercih edelim bence. Tercüme etmemeyi tercih edelim. Yani umran kelimesini ben hani zorlasam toplum diyeceğim. E, toplum, Türkçe konuşma başladığımız andan itibaren de toplum diyorum ama mesela asabiyet gibi bir kavram falan bence hiç tercüme etmeyelim. Çünkü karşılığı yok Türkçe'de. Maalesef yok yani. İngilizcede de yok. Onun için biz mesela diyelim ki Bordio'nun habitus kavramı var. Habitus, habitus diye kullanıp duruyoruz kendi aramızda ama asabiyeti illa tercüme edeceğiz. Yani illa bir bir şey diyeceğiz. Dolayısıyla da anlamını kaydıracağız falan. Bence bazı şeyleri orijinal kullanmaya alışmak lazım. Umran. Umrana ulaşıyor. Fakat filozofların ihmal ettiği benim ikinci müdahale dediğim şey e, İbni Haldun'un Aynı zamanda insanların korunma ve savunma ihtiyacı olduğunu söyler. Yani bu korunma ve savunma ihtiyacı teorik olarak beslenme ve barınma ihtiyacına indirgenemeyen, dolayısıyla ondan farklı ama ikisi aynı anda bir arada olan bir şey. Yani ben teorik bir farklılıktan bahsediyorum fakat pratikte ikisi aynı anda eş zamanlı ve bir arada. Fakat Teorik olarak biri diğerine indirgenemez. Korunma ve savunma ihtiyacı ise arkadaşlar mülke ulaşacak. Yani bunlar dediğim gibi burada e, hakikaten bu e, buna ha, mesela ben iktidar teleolüsü diyorum e, bu kısma. Yani korunma ve savunma ihtiyacından iktidarı asabiye üzerinden iktidarı talep ederek mülke doğru ulaşan bu sürece iktidar teleolojisi diyorum. Çünkü her asabiyenin bu anlamda gayesi mülktür. İbn Haldun cümlesi bu. Her asabiyenin gayesi mülktür. Buna iktidar telolojisi diyorum. Diğeri de hadariyet teleolojisi diyorum. Diğer düzeye de yani beslenme ve barınma olan düzeye de hadariyet telolojisi diyorum ve dolayısıyla o da her bedevi toplumun maksadı da hadari olmaktır. Değil mi? her zorunlu ihtiyaç sahibi olan kişinin maksadı refaha kavuşmaktır. Yani bunlar amaçlardır, maksatlardır ve iki ayrı düzeyde ilerlemiş olur. Dolayısıyla nereden çıktı mülk? İbni Haldun'un en özgün tarafları, en özgün tarafı hatta bu iki güzergahta ortaya çıkıyor zaten. Çünkü koruma ve savunma ihtiyacını organize edecek olan şey asabiye. İbni Haldun onu tespit edecek. Ben şimdi o çok uzun bir süreç. Onun için hızlı geçiyorum buraya. Asabiye en özgün kavramlardan bir tanesi. Değil mi? Asabiye'nin gayesi mülk, mülke gelecek bu süreç. İktidar teleolisi. Efendim beslenme ve barınma ihtiyacını organize edecek olan şey yine asabiye. Bu çok ihmal ediliyor. Yani asabiyet sadece siyasal bir içerik olarak anlaşılıyor ee, e, ama kesinlikle öyle değil. Siyasal olduğu kadar toplumsal ve ekonomiktir de asabiyet. Onun için o düzeyde asabiyet organize ediyor. O da hadariyete, efendim, e, hadari topluma, umrana yani hadari umrana ulaşacak. E, zaten dikkat edin İbn Haldun'un özgün olan ve bir sistemin parçası olan e, tüm kavramlarını neredeyse zikretmiş olduk. Şu e, e, farklılaşan şeyde küçük şemada neredeyse zikretmiş olduk. Ama bunların her birinin tabii ki çok ciddi bir şekilde efendim e, şey yapılması lazım, e, incelenmesi lazım ayrı bir şey. Şimdi ben e, bu e, teorik girişten sonra bir şema eşliğinde müsaadenizle, devam etmek istiyorum. Ee, tahta biraz e, küçük gibi. Hocam burada bir soru sorabilir ee, miyim? Buyurun. Şimdi insan e, politik bir varlıktır ya da toplumsal bir varlıktır dediği ve iki yönü var. Birisi fizikal zaruret ihtiyaçlar, yemek gibi. Diğeri de e, nefsine gerçekleştirmek dedik. Bunu savunan e, filozoflar mı? Yani ikinci ayağı olduğunu söylüyor. Hı hı. Çünkü bunu söylediği zaman aynı zamanda e, poli, e, politik olmaktan çıkartmış olmuyor muyuz? E, bir arada geldiler, nafsani olarak gelişti, e, ile irtibat kurdu ve artık e, o kadar mükemmelleşti ki topluma ihtiyacı yok. Yani dediğiniz gibi doktora ihtiyacı yok. Bütün şeylere ihtiyacı olmayınca artık toplumdan e, topluma ihtiyacı yok. Onun. Evet, güzel bir soru bence. Güzel bir soru çünkü bir sorunu da ortaya koyuyor. Ee, onu, onu bence bu şema eşliğinde daha iyi ortaya çıkacak. Çünkü zaten ahlak merkezlidir. Yani ahlaka varacak. Aslında siyasetin, hani bahsettik ya ameli felsefe üçe ayrılıyor. Ekonomi, ev ekonomisi siyaset ve ahlak. Zaten döngü de gelip ahlaka gitmiş oluyor. Çünkü nefsin sürecini tamamlaması gerekiyor. Onun için ideal toplum ahlakın merkezinde, ahlakın tahakkümünde kurulmuş bir toplum. Şey, yani aklımda tıkılan şey toplumsal olmak, insanın doğasıyla eşitleştirmek olduğundan dolayı sordum. Yani insan doğa olarak, onun fıtratı olarak toplumsal ise ama ile faal akliyle irtibattan sonra artık mükemmelleştik sonra topluma duyamıyorsa o zaman bu yok yok doğal... topluma ihtiyaç duyma duymama yok orada. E, topluma ihtiyaç her zaman var. Fakat zaten faal akılla bir kişi ittisal kurabiliyor. Yani diğerleri kuramıyor. O dolayısıyla faal akılla iletişim kurabilen bir kişinin başta olması buna filozof kral diyor Eflatun. Ama Farabi filozof peygamber neyse öyle diyor. Bu kişi baştaysa zaten ideal bir toplum oluyor. Dolayısıyla klasin zaten temel şeyde olduğu için ona ideal toplum ya da medeni siyaset İbni Haldun'un şeyiyle kavramsallaştırmasıyla medeni siyaset olarak değerlendiriliyor. Yine buradan hareketle İbn Sina üzerinden de işte peygamberin varlığının bir ispatına dönüştürülüyor ilke. Tamam mı? Yani ahlak ilmi burada çok baskın. Zaten siyaset ahlakın bir devamı ya da hatta devamı değil bir girişi olarak şey yapılır, incelenir. Yani senin anladığım kadarıyla kafandaki sorunlardan bir tanesi şu: sanki ideal toplumda topluma artık ihtiyaç yokmuş gibi bir bir şeyim var. Ama öyle bir şey yok. Yani topluma her zaman ihtiyaç var. Yani filozof kralın kendisi bile toplum olmadan filozof kral olamıyor. Yani ya da Filozof peygamber yani faal akılla itisal kuramıyor. Bunu daha sonra kim söyleyecek? İbn-i Baçe söyleyecek. Tedbirul mütevahhid. değil mi? Yani i̇bn Baçe şeyden efendim Farabiden farklı olarak. Mesela Farabi'nin ideal toplumunda nevabit diye bir kavramı var biliyorsunuz. Nevabit bitki demek gene olarak bitkiler, bitki. Ama o literatürün içerisindeki özel anlamı ayrıksı ot, ayrıksı bitkiler demek. Yani herkes ideal bir toplumda yaşıyoruz fakat bazı tipler vardır. Bir de o nevabitin de kategorileri vardır işte. Onun da kategorileri vardır. Fakat genel olarak bunlar o topluma uymuyorlar. İdeal toplumda ama ideal bir hayat yaşamıyor. Dolayısıyla bunlar o toplumun dışında kalan ayrıksı otlar olarak değerlendiriyor Farabi. Onun için İbn-i bîdcede nevabit neye dönüşecek? Tam tersine İbn-i bîdce işte Tedbirül Mütevahhid. Zaten kavramsal olarak kitabın ismi de işaret ediyor. Nevabit tam da toplumdan kendisini kurtararak bizatihi kendi bireyselliğiyle faal akılla ittisal kuracak, kuran adama dönüşecek. Yani ama bahsettiğimiz konuştuğumuz dönemde yok. Toplum her zaman topluma her zaman ihtiyaç var. Şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Şimdi biraz önce söylediklerimi şöyle bir şemanın içinde bir daha düşünelim. Klasik siyaset felsefesinin klasik siyaset felsefesinin aşkınlık düzleminde olduğunu söyledim ve bunu da temelde beden ve nefs ayrımı üzerinden, beden ve nefs ayrımı üzerinden, nefsin özellikle ihtiyaçları ihtiyaçlarını yetkinleştirerek aşkınlık bir aşkın düzleme yerleştiğini söylemiştim. Şurada onun için aşkınlık diyelim, aşkınlık ya da birlik de diyebiliriz, birlik aşkınlık. Burada içkinlik çoklukta diyebiliriz. Şimdi önce size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Zoe kavramı, zon politiko. Yani bu şema zon politikonu açıklamaya çalışacak, deneyecek bir şema. Zoe bizim tercümelerimizde şöyle hay, hayat, kuvve, aşe, eyşe yani kaba haliyle hayat olarak. Zoe hayat olarak tercüme edilmiş. Zoe e, Yunancası. Hayat diyelim. Kuvve kelimesi bizim için çok önemli burada yine. Zoe'nin kuvve olarak tercüme edilmesi. E, zon haliyle o da maişet. gıdaiye yani şey bu belki ke kelime ilginç gelebilir. Yani yine beslenme, salt beslenme. İnsani bir şey yok aslında burada. On demek istiyoruz. İnsani bir şey yok. Politikos kelimesi arkadaşlar bizim tercümelerimizde, o dönemde yapılan tercümelerimizde tedbir, müdebbir, medine, medeniyü, nev, kelam, burada bizim için önemli olabilir kelam, tarik, siyaset, sınaat, gibi karşılıklarla çevrilmiş. Yani farklı farklı metinlerde bu karşılıklar kullanılmış. Onun için politikosun zaten siyaset efendim tarih kelam gibi şeyler size çok daha insani bir şey olduğunu hatırlatır. Yani zon politikon demek biraz da bu insanlaştırma bir şey. Onu birazdan açıklayacağım. Önce kavramsal karşılıklarını söyleme. Bios. Bios bizde yine tıpkı Zoe gibi Hay, hayat hayvan canlı yani ömr, iş, maaş, dünya, tedbir, amel, alem ve siret kavramlarıyla tercüme edilmiş. Şimdi bunlarda söylenecek çok şey var ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Zoe yani zon kaba halle canlı demek. Canlı kim canlı? Bitkileri saymazsak hayvanlar, insanlar, ve felsefenin kavramıyla Tanrı. Bu canlılık kategorisinde yani Zoe'de bir araya geliyorlar. Aynı kategorideler. Onun için şurası tamamen virtüel bir şey. Yani potansiyel bir şey. Kuvve. Kavramı zaten buradaymış. Kuvve. Zaten kuvve bir şey. Fiil değil yani. Burası tamamen kuvve. Canlılık. insanın Tanrı'nın ve hayvanların ortak olduğu bir kategori. Canlı olmak. Ama bios arkadaşlar insanın canlılığı ile ilgili bir şey. Daha özel bir şey. Yani insanı hayvandan ve e, tanrından ayıran şey. Onun için şurası mesela şu kısım bios. Şu üç düzlemimizde ama şurası şurayla ilgili değil. Şu üç düzlemdeki yaşam yani hayat bios kavramıyla e, karşılanıyor. Bizdeki şeyi karşılığı bu. Aslında medeniyun ya da insan kelimesine gel aslında bu. El insanu medeniyun diyoruz ya. Oradaki el insanu kelimesi buradaki bios. Medeniyun da değil daha. Çünkü bios hayat demek. Ama insanın yaşamına özgü bir e, hayat demek. Burada Şimdi Kuvve dedik Şurada Ekonomi var arkadaşlar Ekonomi Bu soruyla da ilişkili olabilir Siyaset Ahlak Ameli felsefenin Ameli felsefenin üçlü tasnifi Ekonomi Siyaset ve ahlak Arkadaşlar Şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bunların bu sadece meseleyi açık açık kılmak, biraz o o maksatla yaptığım bir şey. Ama hiçbiri diğerinin dışında değil mutlak olarak. Sadece duruş yeri, bastığı yer efendim hani bir mizaç düşünün. Mizaç teorisi de kullan, kullanılıyor ya felsefede. Bir mizaç düşünün. Birkaç unsurun birlikte katıldığı bir şeydir. Fakat bu unsurlar eğer denk olurlarsa oluşum tamamlanmaz. Onun için bu unsurlardan birisinin diğerlerine baskın gelmesi lazım. O zaman o şeyin mizacından bahsedebiliriz. Burada da oluşum düşünün burada ahlakın baskınlığından bahsediyorum. Yani tamamen siyasetin ve ekonominin dışında bir ahlak değil. Ahlakın baskınlığından bahsediyorum. Burada siyasetin baskınlığından bahsediyorum. Burada da ekonominin baskınlığından bahsediyorum. Onun için e, bu şekilde düşünelim. Buradaki, buradaki bios yaşamı nasıl ekonominin baskınlığındaki bios yaşamı neye dönüşecek? Bios, bios ekonomikos. Ekonominin merkezinde bios ekonomikos. E, siyasetin merkezinde bios Politikos, efendim ahlakın merkezinde ise bios, etikos, bios etikos. Yani insanla özgü bir yaşam zoenin karşıtı karşıtı demeyelim ama insanlaştırılmış hayatı neydi bios? Ama bios burada insan. İnsan bios öyle düşünelim. Ee, ekonominin merkezindeki bir insanı yaşam bios, etik e, e, ekonomikos, siyasetin merkezindeki bios politikos, efendim ahlak ilminin merkezi merkeze oturduğu yerde de bios etikos. Ee, şimdi toplum olarak burada toplum yok. işlemiyor. Çünkü salt bir canlılık var, zoe. Burada toplum yok. Ne var? Toplum var, kuvvet toplum var ya da virtüel toplum var. Virtüel toplum. Yani potansiyel toplum. Ama bütün teoriler buradan öğretilir. Bu bir depodur aynı zamanda. Ee, bir tür şekilsiz madde. Şekilsiz madde. Ama buradakiler hepsi şekilli madde. Bu buradaki toplum ne arkadaşlar? Ekonomi politik toplum, ekonomi politik toplum ya da daha doğru bir ifadeyle şöyle söyleyeyim mevcut toplum mevcut toplum burada ideal toplum arkadaşlar ideal toplum burada koşullu ideal toplum yani yine aşkınlık bağlantısı var şuradaki şeyinde koşullu ideal toplum Şimdi hemen bence isimleri de yerleştireyim. Biraz daha belki kolay olur. Burada kim olabilir sizce? Aşkınlık ve nefsin kesişiminde düşünen filozoflar, dolayısıyla bios etikos, ahlak, ideal toplum düzleminde kim var? Evet, Farabi var, güzel. Platon var. Bu kadar yeter öyle söyleyelim. Burada kim olabilir? Bios, politiko, siyaset, koşullu, ideal toplum. İbn Haldun orada olmayacak. İbn Haldun burada olacak. burada Aristo var arkadaşlar ve İbn Sina var. Bunların niye olduğunu söyleyeceğim. Burada İbn Haldun var. Yani konumuz bir yönüyle İbn Haldun olduğu için İbn Haldun tek yazayım oraya ama bütün bir modern siyaset felsefesini burada değerlendirebilirsiniz yani birçok filozofu burada değerlendirebilirsiniz ama İbni Haldun diyelim şimdilik buraya dolayısıyla arkadaşlar bunların her birisinin her birisinin maksadı maksadı mesela burada amaç Farabi'nin ya da efendim Platon'un e, siyaset felsefesinde bireye, insana e, verdiği e, tırnak içerisinde doğa diyelim yani yine e, tanımladıkları doğanın e, amacı e, zaten e, en yüksek mutluluğa, en yüksek erdeme erişmek değil mi? Mutluluk. Burada amaç yine mutluluk. Onun için... Aşkınlık düzlemindedir de yani kuş bakışı bakıyoruz ama detaylarda Platonla Aristoteles e, çok farklıdırlar tabii ki e, fakat ikisi de aşkınlık ama bu şekilde yani birisi nefs ve e, birlik düzeyinde aşkınlık düzlemine yerleşirken diğeri de e, içkinlik ve nefs düzleminde e, e, aşkınlık düzlemine yerleşir peki Aristoteles konusunda ben işin doğrusu çok ikna edici olduğunu düşünmüyorum. E, Buraya yerleştirme konusunda. Fakat bunu şöyle bir şeyle iki öneriyle yani bunu okumanızı önereyim. Birincisi Platon'u unutun. Yani Platon ikileminde okumayın Aristoteles'i. Platon varken Aristoteles çok realist görünüyor. Yani Platon varken Aristoteles çok realist görünüyor. Onun için insanlar pek toz kondurmak istemiyorlar Aristoteles'e bu anlamda. Çok realist olduğunu düşünürler. Ama benim kanaatim öyle o kadar realist olmadığı. Dolayısıyla bir yönüyle tıpkı Platon gibi onun da aşkınlık düzleminde kaldığı, nefs üzerinde bir teori geliştirdiği yönünde. Fakat bunun için Platon'u biraz unutmak gerek. Bunu ortaya koymak için. Onun diğer ikinci şeyi de şu... Aristoteles'in insan tanımı, Aristoteles'in efendim yurttaş tanımı bunlara bakıldığı zaman çok daha net görülür mesele. Aristoteles doğası gereği köle, doğası gereği özgür insanlardan bahseder. Efendim doğası gereği yöneten, doğası gereği yönetilen insanlardan bahseder. Doğası gereği, bak bu çok önemli bir şey. Onun için doğası gereği yönetmeye en layık olan insanlar Yunanlılardır. Yunanların dışındakiler bir tür e, isim benzerliği, bir tür arızi olarak yönetici olurlar. Çünkü kendi toplumlarında daha iyi yönetici olmadığı için, Yunanlı tırnak içerisinde olmadığı için onlar yönetiyorlar. Ama halbuki onlar Yunan toplumunda, köle statüsündeler doğası gereği. Şimdi bu kadar normatif e, ve teleolojik bir perspektife sahip Aristoteles. Normatif bir teleolojiye e, sahip. Yine aynı şekilde başka bir şey şeyde e, nefs e, bedenin efendisidir. Nefs bedenin efendisidir. Yani beden nefsin kölesidir. E, Aristoteles bu doğası gereği yani efendi köle üzerinden gidiyorum. Doğası gereği özgür, doğası gereği özgür olmayan, doğası gereği efendi, doğası gereği köle, yöneten yönetilen vesaire. Bu ayrımı e, yorumlayabilir miyiz? Acaba bunu mu demek istedi? E, bence Aristoteles o kadar açık ki kendisi şu anda muhtemelen sizin zihninizde benim zihnimde olan soruları acaba şunu mu demek istedi falan o soruları soruyor kendi kendine. Birileri buna şu şey gerekçeyle karşı çıkacak. Ama işte şöyle der ispatlamaya çalışır. Ama başkaları şöyle karşı çıkmaya çalışacaklar. Doğası gereği kölenin uygun olmadığını söyleyecekler diyor. Mesela şu an ben ona diyorum ya olmayacağını söyleyecekler. Onun için şöyledir der. Ve netice itibariyle de şöyle bir cümle kurar. Der ki bu ülkeye yani doğası gereği köle ve efendiye ne ilkesel ne tecrübi ne de deneysel olarak karşı çıkılabilir. Dolayısıyla böyle düşünen bir e, Aristoteles'i tabii ki biz Platon ikileminde e, düşündüğümüzde ona e, çok realist olduğu e, gözüyle bakıyoruz ama Aristoteles öyle zannettiğimiz kadar realist bir kişi değil. Onun için koşullu, koşullu ideal toplum dedim zaten ben buraya. Niye? Yani her biri bir toplum türü. E, niye koşullu ideal toplum dedim? Çünkü Platon'un ee, mutlak iyi kavramı var. Platon bunun üzerinden teoriyi kurar. Onun için zaten biz Platon'u bios, etikos ve ahlak düzlemine yerleştirmiş olduk. Ee, mutlak iyi'nin bilgisine sahip. Farabi de benzer bir şekilde faal akıl peygamber, e, filozof, e, faal akılla ittisal edecek ve dolayısıyla da bunun buna uygun bir şekilde toplumu yönetmiş olacak. Fakat Aristoteles bu mutlak olarak iyiye sahip olmayı çok mümkün görmez. Çok mümkün görmediği için kendine yeter olarak iyi diye bir kavram üretir. Bunu da mutlak olarak Eflatuncu mutlak olarak iyi ile koşullara göre iyi diye bir kavram ikileminde üretir. Yani Koşullara göre iyi. Mesela nedir? İşte bizim toplumumuza zın koşullarına uygun bir siyasal yönetim mesela. Bir siyasal yönetim tarzı. Bu bizim toplumumuzun koşullarına göre iyi olabilir. O değişir. A toplumunki farklıdır onun koşulları. B ki farklıdır. Dolayısıyla onların kendi koşullarına göre siyasal yönetim tarzları da farklı olabilir. Ama öte taraftan mutlak olarak en iyi elde etmek de e, pek mümkün değil. Ama buna rağmen Aristoteles bunu araştırmayı siyasetin birinci vazifesi olarak görür. Kendisi böyle isimlendirir. Siyasetin ilk vazifesi mutlak olarak iyi e, so, e, soruşturmaktır der. E, ama çok mümkün görmüyor. Eflatun'dan da tırnak içerisinde biraz... Kategorize ne diyor karikatürize mi? Karikatürize ederek söyleyeyim. Biraz Eflatun'dan da farklılaşacak e, yani farklılaşma isteği var. Onun için kendine yeter olarak iyi diye bir şey üretiyor. Kendine yeter olarak iyi diye bir kavram üretiyor. Bu kendine yeter olarak iyi koşullara göre iyi ile mutlak olarak iyinin bir tür uzlaştırılmış ara kategorisi. Ama yine çoğunluk kaydıyla bu kendine yeter olarak iyi çoğu toplumlar için iyidir artık. Çoğu toplumlar için iyidir. Bu sebeple, bu sebeple Aristoteles evet bir yönüyle realisttir. Ama bir yönüyle de tıpkı Platon gibi idealisttir. Çünkü çoğu toplum için geçerli olabilecek bir iyi arayışındadır neticede. Ve bu iyi nin üzerinden siyaseti kurar. Bu da siyasetin ikinci görevidir der Aristoteles. Bu da siyasetin ikinci görevidir. Buraya istinaden Aristotelesi buraya koyuyoruz ve onun e, teorisini kurduğu topluma da koşullu ideal toplum diyoruz. İbn Sina'nın da burada olması İbn Sina Aristo yani bu kuş bakışı bakıyoruz, merceği açtığımızda aslında bu, bu düzlemin her birini buradan bir daha üretmek lazım. Buralardan bir daha üretmek lazım. Üretildiği zaman farklılıklar ortaya çıkacak ama bura şey müsait değil. Farklı yerdeler aslında ama e, kuş bakışı aynı yerdeler. Dolayısıyla İbn-i Sina'yı buraya koymamızın sebebi de e, biraz önce aslında birinci fasılda bunu anlatmaya çalıştım. Çünkü i̇bn Sina... Ee, peygamberi hiç çekincesiz yani hiç çekincesiz yani hiç lafı eğip bükmeye gerek duymaksızın doğrudan peygamber tüm siyaset felsefesinin bütün kategorilerinin ilkelerini veren bir yasa koyucudur der ve ilkelerini oradan alır fakat bunu söyleyen iblisine aynı zamanda peygamberin yaşamadığının da farkındadır ve müslüman bir filozof olduğunu düşünün tabi ki gelmeyeceğinin de farkındadır onun için onun ilkelerinin e, merkezde olduğu bir toplum tasavvur eder. Onun için toplumu evet kendi haline bırakmaz. Belki hani başta e, bahsettiğim Farabi'nin klasik tasnifine kelam ve efendim fıkı da ilave etmesi bunun hiç geliştirilmedi falan e, demiştim ya. Belki i̇bn Sina bu konuda önemli bir adım atmış oluyor. E, çünkü siyasetin ufkunu gösteriyor şeyi. E, kelam mesela Farabi'nin sisteminde ne demek bu? Şu demek koruyor yani o ilkeleri korumaya çalışıyor. O bahsettiğimiz değişimi dönüşümü e, tırnak içerisinde yozlaşmayı vesaire Farabi'nin mesela şeyini düşünün, cahil devletlerini düşünün her birinin yine aslında bu şema'nın bir destek yani parantez arasında şimdi aklıma geldiği için söylüyorum e, parantez arasında Farabi'nin perspektifiyle çok güçlü bir şekilde uyuşuyor. Yani niye buraya biz bios ekonomikos, buraya bios politikos, buraya bios etikos dedik. Farabi neden işte fasık devlet dediyse, neden efendim e, zenginlik devleti, neden aşağılık devlet, cahil devletin şeylerini söylüyorum. E, alt sınıflarını söylüyorum. E, dediyse bu sebeple çünkü her birinin merkez noktası değişiyor. Yani mizaç ayrı bir şey. O aynı perspektif. Neyse şunu söylüyordum bu anlamdaki kelam evet şeyi gösterir. Yani me toplumda peygamberin yasa koyuculuğuyla belirlenmiş ilkeleri korur. Siyasette olmasının ehemmiyeti bu esasında bana göre özellikle Farabi'nin tasdifini düşünürsek. Onun için İbn Sina İbn Sina bunu çok iyi farkındadır. Peygamberin olmadığını farkındadır fakat o ilkelerin koruyuculuğuyla o ilkelerin eşliğinde bir toplumu tasavvur eder. Mesela bu çok mümkün olmuş mudur? Yani imkansız değildir. Fakat tarihsel olarak bakıldığı zaman İbn Haldun'un buna da itirazı olacak. Çünkü e, yani İbn Haldun halife diyelim ona, e, peygamberin yasa koyuculuğu özellikle onun özel sonrasında İbn Haldun'un halifelik e, hilafet anlayışı Bizimkiyle de tam olarak örtüşüyor. Ee, yani ilk dört halifeden sonra hilafetin mülke dönüştüğünü kabul ediyor. Yani bunu söylüyor. Onun için ondan sonra mülk vardır. Yani hilafet yoktur. E, mülk vardır dediğimiz andan itibaren mülkün e, temel belirleyeni asabiyettir. Temel belirleyeni asabiyettir. Tabii ki detaylarda çok farklı şeyler var arkadaşlar. Çok farklı şeyler var. O, o sebeple i̇bn Sina'yı burada değerlendirdiğimizi demek istiyorum. Bir gayretim o aslında, çabam o. Hem Parabi hem de e, Platon'un sonraki dönemlerde bir takım tavizler verdiğini biliyoruz. Bir takım tavizler verdiğini biliyoruz. E, yani Platon devletten farklı olarak yasalarda işte belli realist tavırları onun için Aristoteles'i mesela okuyacaksak bile yasalarla birlikte okuyalım. Yani devletle okumayalım mesela. Muhtemelen orada çok daha şey ortaya çıkacaktır. Verdiği tavizleri düşünelim Platon'un. Çünkü kendisi de bunun çok şey olmadığını farkındadır. Farabi, şey pardon Platon. Onu tasih eder, revize eder, taviz verir vesaire. Aynı şeyi Farabi de o tavizleri de Farabi de verir. Mesela işte filozof peygamberde aranan 12 tane özellik vardır. Bunların ilki felsefe bilmektir. Felsefede felsefe bilmekten kasıt faal hakkıyla ittisal etmektir. Yani benim bildiğim felsefe değildir yani onu söyleyeyim. faal hakkıyla ittisal etmektir. Bu hiç taviz verilmeyen bir ilkedir. Ama 12 tane özellik sayar. Fakat Farabi sonraki eserlerinde tahsilde falan mesela bunu 6'ya indirir. O da bunun farkında taviz verir. Bir kişide bulunmaz bu özellikler bir kurula verilir mesela. Ben de felsefe bilme var, sen de işte başka şey var, sen de başka bir şey var. Biz üçümüz birlikte bir komisyon eşliğinde yönetmiş oluyoruz. Bunu niye anlatıyorum? Şunun için. Bu tavizlerle birlikte yani taviz verdikleri dönemleri düşünürsek Farabi ile Eflatun'u da buraya koyabiliriz. Yani Aristo ile Platon'un olduğu yer şey İbni Sinan'ın olduğu yere onları da yerleşti Oraya da yerleştirebiliriz. Ama bizim şu anda siyasetin tırnak içerisinde ahlaki anlamda ufkunu gösteren bir noktadan baktığımız için onları orada tutmakta daha fayda var. Şimdi arkadaşlar onun için özellikle şu şuranın karşısı yani e, bios etikosun Karşıtı bios ekonomikostur. Yani cahil devletlerin tamamı aslında buradan e, üreyecekler. Buradan üretilecek. E, platoncu ve Farabici perspektifler. Şuradan, buna her zaman ütopik demek zorunda değiliz. Yani aşkınlık düzlemi olması demek, ütopik olması gerek de, demek değildir. Ama ütopyalar buradadır. Yani bu... E, Mesela diyelim ki Platon'un ideal devleti bir ütopya mıdır? Bu konuda işte tartışmak lazım. Ama bunun aşırı ucu, bunun aşırı ucu ütopyadır. Şuranın aşırı ucu o da distopyadır arkadaşlar, distopya. Şuranın aşırı ucu da distopyadır. Yani bu mesela İbn Haldun'un distopik bir düşünür olduğunu göstermez. Zaten bunun aşırı tarafı ifrat ve tefrit olarak düşünün. Aşırı tarafı distopyadır. Onun için bütün bir ütopyalarla distopyaların örtüştüğü bir alan var. Yani tıpkı bu şemayı böyle katlayın yani. Katladığınızda aslında birleşiyorlar bir yerde. Ütopyalarla distopya. Çünkü ikisi de kurgusal bir gerçeklik. Kurgusal gerçeklik bu da kurgusal gerçeklik. Yani e, distopya örnekleri olarak mesela şey e, okudunuz mu bilmiyorum. E, George Orwell. E, ondan öncesi Yevgeni Zemiatin diye bir adam var. E, Biz diye bir romanı var. Roman yani bu. Hatta George Orwell'ın efendim e, ilham kaynağı olduğu söyleniyor. Rus. Mesela o romanda işte insanlar tamamen artık birer bedene dönüştürülmüş. E işte nefs diye bir şey artık yok zaten. Robot tarzı ama robotların da aşırı. Yani insanlar üretiliyor seri seri. E serisi var. B serisi var. İşte kızlara, kadınlara yani E serisi, erkekler A serisi. İşte kuşak kuşak onlar da böyle değiş detay. Tıpkı bir fabrikaya Sunarsınız ya bir malı bir komut verirsiniz, işte bir anda bin tane şey çıkar. İşte bu bin tane şeyin hepsine bir e, seri numarası verirsiniz, tamam mı? E, aynı şey bu distopyalarda da geçerli. Yani bu distopyalarda e, bunu yapıyorlar. Şimdi modern dönemin gittikçe distopik bir e, yaşama bir siyasete geçtiği söyleniyor ama benim kanaatim Ütopya ne kadar kurgusalsa distopya da o kadar kurgusaldır. Dolayısıyla ikisi e, tersten birleşirler. Buyur. Hocam bunu mesela yüzde yüz toplumdaki her, herkes şöyle davranıyor dememiz sizin dediğiniz gibi kurgusal ya da mümkün olmayabilir. Ama toplum dediğimiz şey bazında distopya pek de mümkün gözükebilir. Yani toplum olarak distopik bir toplumdur. Çünkü toplum demek bir sistem ve o sistem nedir? Sana ya iyi götüren sistemdir, ya kötüye götüren bir sistemdir. Eğer ki Farabi'nin açısından düşünür olursak, yani baştaki yönetim ise ve yönetimin verdiği sistem ise, sistem sana iyi götürüyorsa, ya iyi amaçlıyorsa, o ütopik demersek bile fazla, medeniyetin fazla olur. Ama sistem öyle kurulmuşsa, istisna durumlar olabilir, o kaçsın Medine'den diyor. E, yani bıraksın eğer ki değişim getiremiyorsa. İstisna durumlar varken bile toplumun sistemi distopik bir sistem. Mümkündür yani neden sadece kurulmuş? Hayır hayır şu değil, imkansız, imkansız diye bir kavram kullanmıyorum ben. Yani şey için de imkansız görmüyorum. Yani e, e, ütopyayı da öyle görmüyorum, distopyayı da öyle görmüyorum. Yani imkansızdır demiyorum. Öyle dememek de lazım. Ama şunu demeye çalışıyorum. İkisi de bir kurgu. İkisi de oturup düşünülen bir şey. Yani real de mevcut toplum dedik ya buraya. İkisi de mevcut olmayan toplum. Mevcut olmayan toplum. Yani distopya ne yapar mesela? Distopya toplumdaki ee, Kötülüğü diyelim, kötülüğü yani idealliğin karşıtında düşünün meseleyi mesela. E, kötülüğü şeffaflaştırmak için, tamam mı? Şeffaflaştırmak için bunu aşırı ucuna götürür. Tamam mı? Yani nasıl söylesem şöyle söyleyeyim. Kötülükler süzülmüş, alınmış ve dolayısıyla bize gösterilen şey sadece o kötülük. Ama böyle bir şey sen de zaten onu söylüyorsun aslında. Böyle bir şey mümkün mü sorusu hani imkansız anlamda bir şey söylemeyelim ama çok zordur. Çünkü insanın yani toplumun olduğu yerde e, muhtemelen her şey kötü olmayacaktır. Ve muhtemelen her şey iyi de olmayacaktır. Zaten e, İbn Haldun'un söylediği şey de tam olarak bu. Çünkü insanın doğasında hem iyilik hem de kötülük vardır. Ee, sadece iyilik de yok, sadece kötülük de yok. Onun için mesela modern siyaset filozoflarından e, onu farklılaştıran şeylerden bir tanesi de onun bu perspektifi zaten. Mesela Thomas Hobbes e, ne yapar? İnsanın doğasını e, kötü olduğunu işte doğa durumu diye bir kavram var zaten. Bu doğa durumu da herkesin herkesin düşmanı olduğunu, siyasetin olmadığını, toplumun olduğunu falan filan bir sürü şey söylüyor. Bunun benzerini hani Thomas Hobbes'a e örnek vermemin sebebi şu: yakın zamana kadar Thomas Hobbes'a ilişkin yapılan bazı vurgular vardı. Mesela Thomas Hobbes modern siyaset felsefesinin kurucusudur gibi. Ben bunu çok abartılı bulurdum. Yani niye kurucusu ki? Kurucusu değil. Yani öncesinde siyaset var. Modern siyaset felsefesi çok da en azından göründüğü kadarıyla mesela demokrasimiz. Değil mi? Demokrasiden bahsediyor. Demokrasinin Thomas Hobbes'çu olması, insanın ilk etapta kabullenmesi zor olan şeyler. Fakat biraz 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 deştiğinizde sadece Hobbes'u değil, demokrasiyi de deştiğinizde yani Hobbes'la ne kadar yakın bir ilişki içerisinde olduğunu da görmüş oluyoruz. Onun için İbn Haldun öyle de değil. Yani bir kötü doğa mesela bu çok önemlidir. Bunun teolojik boyutları da var. Senin sorunla ilişkiliğine teolojik boyutları da var. Mesela Hristiyanlıkta ilk günah diye bir şey var biliyorsunuz. Değil mi? İlk günah. Dolayısıyla bu ilk günah İlk günahın siyasi versiyonu insan doğasında bir kötülüğe dönüşmüş. Kötü insan doğası kötü. İlk günahın bir siyasi ve yani teolojinin e, siyasete efendim iz düşümü diyelim tamam? Teolojinin siyasete iz düşümü gibi düşünün. Onun için ama İbn Haldun gibi birisi bunu kabul etmez. İnsan doğasında hem iyilik var hem de kötülük var. Dolayısıyla toplumsal yaşamın var olduğu bir yerde ne tam anlamıyla ideal bir toplum oluşabilir, bunu imkansızlık anlamında tekrar söylemiyorum, ne de tam anlamıyla bir distopya oluşabilir. O anlamda ikisi de örtüşüyor. İkisi bir noktada kesişiyorlar. İbn Haldun'un yine burada farklılaştıran şeylerden bir tanesi de şu: Hiçbir zaman siyaset ve toplumu biri diğerinin dışında tasavvur etmez. Yani toplumun var olduğu andan itibaren siyaset vardır, siyasetin var olduğu andan itibaren toplum vardır. Yani ikisi bir arada ve birliktedirler. Ama biz buna işte şu tarz siyaset, bu tarz siyaset, hilafet, dini siyaset, akli siyaset vesaire bir sürü şey diyebiliriz. O onun varoluşuyla ilgili bir şey, bir soru değil ya da bir sorunun cevabı değil. Nasıl var olduğu, ya daha doğrusu varlığının nasıl sürdürdüğüyle ilgili bir soru. Nasıllığıyla ilgili bir soru. Yasayı nasıl kullandığı, hangi referansları kullandığıyla ilgili bir soru. Bu perspektiften bakarsanız mesela onun için batılı siyaset e, filozofları için şöyle derler. E, toplumla siyaset bu bir anlamda biraz da bu insan doğasındaki kötülükle ilişkili olarak kötülükle ilişkili olarak birbirinden ayrı olduğunu düşünürler. Bununla ilgili inanılmaz bir tartışmalar da var. Hatta bazıları şunu söylerler. Benim bahsettiğim bu Zoe ve bios ayrımında, Zoe neydi? Ee, i̇nsan, hayvan ve e, Tanrı'nın filozofların şeyle ortak kesen bir kavram, yani canlı olmaklık. Fakat bios insana özgü bir hayat, bir canlı olmaklık olarak ayrışıyor orada. Dolayısıyla bütün bir siyaset felsefesi tarihinin burada kalan, ötelenen Zoe'nin tekrar BIOS'a dahil edilme teşebbüsü olduğu söyleniyor. Tekrar BIOS'a dahil edilme teşebbüsü olduğu söyleniyor. Onun için mesela bu Antik Yunan için çok doğru bir şey aslında bana göre. Mesela polis biliyorsunuz şeydir. Antik Yunan'daki şehir devleti İngilizce city state diyorlar. Bizdeki Medine. Bizdeki Medine polis ama mesela yurttaş'a ne diyorlar? Polites, değil mi? Yani polisten üretilen bir kavram. Yurttaş politestir. Fakat mesela diyelim ki Latin bun Latin Latinceki Latincedeki serüveni mesela günümüzde de öyle. Sivil, değil mi? Sivis ya da civitas. Civitas şehir demek. Sivis Yurttaş demek yani perspektif ters yüz ediliyor. Onun için zaten biraz sunumumun en başında dedim ki Aristoteles'ci teleoloji gereği insana nerede insan diyebiliyorsun? İşte burada değil de onun doğasının bir fiil hale gelebildiği yerde yani maksadını amacını ulaştığı yerde ona insan diyorsun. İşte burada ancak şehirde meydana gelir. Onun için şehir bireyden öncedir teorik olarak. Yani polis, medine bireyden önce gelir. Birey o, o sebeple oradan yani polites diyoruz, oradan üretilmiştir. Bunu Aristoteles'in yani mantıksal ilkesi de şu: Bütün parçadan öncedir. Yani öncelikten biraz... Teorik olarak. Şehir var ki biz şehrin vatandaşını üretiyoruz. Toplum var ki birey var. Şehir evet şehir diyelim ona polis. O var ki birey var. Çünkü aslında birey dediğimiz şey henüz insanlaşamamış bir şey. Yani bu biraz karmaşık bir şey. Yani nasıl söyleyeyim? O birey toplumun dışında bir şey olarak düşünün. O şehrin içinde zaten insan oluyor. Doğası orada gerçekleşiyor. Tamam mı? Doğası orada gerçekleşiyor. O sebeple Polites polisten e, üretilmiş oluyor. Peki karşılığında ne var? Mesela buradaki şey kim? E, yani Zoey'in e, efendim yeniden siyasal alana dahil edilmesine ilişkin bir şey söyleyeceğim. Orada İbni Haldun'a gelmek için söylüyorum onu. İ, İngilizce idiot diye bir kelime var biliyor musunuz? İngilizce idiot biliyorsunuz hepiniz. Yani ne demek? Değişik. E, değişik. E ee, tırnak içerisinde aptal, değil mi? E ee, yalıtık. Yani kendisinden başka hiç kimseye faydası olmayan e, bir e, kişi bile diyemiyoruz bir şey. E ee, idi İdiyetin geldiği yer idiotes. Idiotes arkadaşlar buradadır. İşte siyasal olmayan insandır. Küçük harfle insan diyelim ona ya da büyük hafle insan diyelim diğer insandan ayırmak için yani. Ee, idiotes buradadır. Ama işte bütün siyaset felsefesi tarihinin o idiotesi tekrar e, siyasal alana, politikona, kayrona neyse dahil etmenin bir teşebbüsü olduğu söyleniyor. Bunu modern batı siyaset felsefecileri tartışıyorlar. Ama İbni Haldun için böyle bir şey mümkün değil çünkü çünkü böyle bir şeyin olması için, böyle bir şeyin olması için teorik olarak insanın doğasında da çok kategorik ayrımlara gitmemiz gerekiyor. Mesela Aristoteles'in yaptığı gibi işte doğası gereği özgür, doğası gereği köle. Kölelik ayrı bir şey arkadaşlar. Yani mesela İbn Haldun kölelerin olduğunu farkındadır. Belki kölelerin olması gerektiğini de söyleyecektir. O ayrı bir şey. Yani bu Yine ee, Haldun köleliği reddediyor anlamında hiçbir şey söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Fakat köleli, köleliği doğallaştırmıyor. Yani bu doğallaştırma burada önemli. Doğası gereği bir köleliği kabul etmiyor. Böyle iki, ikinci şey toplumla siyaset arasında hiçbir şekilde bir ayrım. Yani ayrım demeyelim ayrılık. Yani öncelik sonralık anlamında bir ayrılık. İşte e, ee, insan insanın kurdudur tam olarak sonra işte belli bir siyasal birleşmelerle siyasal aşamaya geçtik ya da idiotes işte efendim politikon zon politikon vesaire böyle bir ayrım söz konusu değil. İnsanın var olduğu anı iki insan olduğunu düşünelim. İki insan olduğunu düşünelim. İnsan var olduğu andan itibaren toplum vardır. İnsan var olduğu anda, yani o toplum var olduğu anda siyaset de vardır. Çünkü bizim doğamızda, bizim doğamızda dersin başında söyledim bir beslenme ve barınma ihtiyacımız ki bu bizi umrana götürüyordu. Ee, ve korunma savunma ihtiyacımız bu bizi mülke götürüyor. İki temel kategori İbn-i Haldun'da e, olduğunu ve iki kişi de olsak, Birimiz yönetici olmaya talip olacak çatışma pahasını yani e, çatışma pahasına birimiz yönetici olacak. E, İbn Haldun burada mesela e, anahtar kavramı yine asabiye, asabiye, e, asabiyenin yani gayesi mülkü elde etmektir. E, i̇ster işte bu, bu, bunun yolları neyse ama. Ee, bunun tabii İbn Haldun bu sistemi devam ettirdiğinde özellikle asabiye belli bir gücü ele geçirip ya da bir iktidarı ele geçirip iktidar kullanmaya başladığı andan itibaren e, o iktidarı artık nasıl kullanacağına ilişkin takım hesaplar da yapıyor. Ya da toplumun kendisi ona bir takım şeyler çok iyi oldu bu. Toplumun kendisi ona takım şeyler yüklüyor çünkü Asabiye dediğimiz şey sadece şeyi düşünmemek lazım. Yöneticiyi. Yönetici bir asabiye adına yönetici. Onun için yönetilen oraya dahil. Yöneten de oraya dahil. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Yani bence modern siyaset felsefesinin özellikle de bizim coğrafyamızın yani bizim tarihimizin anlaşılması için çok önemli bir şey bir güzergah. Yani Asabiye'nin kökleri Asabiye'nin iktidar konumuna dahildir. Dahil ise sorun yok. Ee, çünkü sistem kendisini döndürüyor. Yani tırnak içerisinde hani İbni Aldun çok sonradan belki şey yapacak ama bu dersin sınırları içerisinde gel, e, dokunmak e, e, zor gerçekten. Adalet mesela. Yani ee, eğer birbirlerine dahillerse adalet var demektir. Ama birbirlerinden koptuğu andan itibaren, o kopuş gerçekleştiği zaman ki bu oluyor, İbni Haldun bunu anlatıyor. Bunun süreçlerini anlatıyor. Bu olduğu zaman artık iktidar sahip olunması gereken bir şey. Yani devredilen, paylaşılan bir şey değil... Sahip olması gereken bir şey, korunması, muhafaza edilmesi gereken bir şeydir. Ee, ve artık asabiyeyi bura dahil olarak görmez. Bura dahil olarak görmediği için de, e, efendim işte o akış kesintiye uğruyor. Akış kesintiye uğrayınca da ilk meydan okuma bizatihi asabiyenin kendi köklerinden geliyor. Çünkü... E, Önce bir siyasal talepler ortaya koyuyor, yani şey meseleyi düzeltme bir hatırlatma, yani hafızayı hatırlatma talebinde ortaya koyuyor ee, meydan okumayı. Ama ikinci meydan okumayı şiddetini artırıyor ve bu sefer eğer hafıza hatırlanmıyorsa şiddetini artırarak bu sefer e, yeniden kurmayı deniyor. Yeniden kurmayı deniyor. Bu modern toplumlarda yani ben toplumsal siyasal düzeyde bunu söyledim ama bunu geriye doğru götürüp yaydığınızda kendi izleklerini takip ederek götürüp yaydığınızda iki insan arasında yani toplumun var olduğu ilk andan itibaren de bu böyle. Onun için kaosun kaos diye bir şey var ya hani e, hep siyaset felsefesinin e, nasıl söyleyeyim korkutucu bir e, manzarası yani öyle diyelim manzarası yani kaos gösterilir ki düzene işte efendim razı olalım mesela e, Hobbes hops mesela böyle anlatıyor tamam Hobbes böyle anlatıyor o açıdan şeyde e, nasıl söyleyeyim İbn Haldun sisteminde kaos yok kaos yok toplumun olduğu her yerde efendim şey var, düzen vardır. Toplumun olduğu, insanın var olduğu her yerde, her anda düzen vardır. Onun için toplum da vardır, siyaset de vardır orada. Toplum ve siyaset arasında bir öncelik-sonralık ilişkisini sadece teorik olarak kurabiliyoruz. Sadece teorik olarak. Yani ama bu pratikte böyle bir ay önce toplum oldu, sonra işte siyaset oldu tıpkı Batılı siyaset filozoflarında olduğu gibi böyle bir şey yok. Öyle olmadığı için de İbn Haldun'un teorisi buradan öğretilmiyor. Tamam mı? Şuradan öğretilmiyor İbn Haldun'un teorisi. Ama bütün bir modern Batı siyaset felsefesinin Hobbesçi geleneği, Machiavelli'ci gelenek ki zaten değiştiğinizde altında bunlar çıkıyor. Hepsi buradan öğretiliyor. Onun için şey e, der ki e, e, Hannah Arendt diye bir e, şey var. Bir e, kadın düşünür var. İlginç bir kadın. Ee, o toplumsallığın siyasallığa bilinç dışı ikamesi diyecek buna. Toplumsallığın siyasallığa bilinç dışı ikamesi. Ya da diğer filozoflar işte düşünürler Foucault gibi. işte bütün bir batı siyaset felsefesi biyopolitika diye bir şey çıkacak bir kavram. Biyopolitika. Ee, bu biyopolitikanın aslında ee, insanın Zoe tarafını da geride artık olarak kalan yani e, aslında başka kategorilerle de ortak olan bu artık olarak kalan şeyi yeniden topluma ve siyasete dahil etmenin bir çabasıdır ve modern e, siyaset felsefesinin kendisini böyle ikame ettiğini. Yani ikili, dost ve düşman arasındaki bir ayrımda değil de zoe ile bios arasında bir ikilik üzerinde kurulduğunu söyleyecek. Onun için biyopolitika diye bir kavram çıkardılar. Aslında insanların işte tamamen bedenlere dönüştürüldüğü, onun için biyopolitika bu düzlemde oluyor, bedene dönüştürüldüğü bir e, düzlemden bahsediyorlar batı siyaset felsefesi için. Son olarak arkadaşlar şurayı da söyleyeyim Evet niye burayı böyle yaptık. Şöyle geldim ben. Ondan sonra da yavaş yavaş bitireyim isterseniz. Bedenle aşkınlık ya da birlik düzeyinde birleşmiyor. Onun için orası çalışmıyor zaten. Şurası çalışıyor. Nefs ve çokluk, içkin, nefs ve aşkınlık efendim beden ve içkinlik çalışıyor bunlar ama şurası çalışmıyor. Ee, mutlak aşkınlık ile efendim salt beden yani kuvve burada sadece kuvvedir fiil yok burası formdur hatta onu da yazalım buraya form ya da şu kısım yani şu kısım form ee, şu kuvve burası çalışmıyor çalışmamasının sebebi şu çünkü dediğim gibi burada şurada Bedene indirgenmiş sadece bedene indirgenmiş insan var. Canlı var. Zaten onun karşıtında öbür ucunda da tanrı var felsefenin şeyiyle yine. Tanrı var. Yani ama bu çalışmıyor, birleşmiyor. Onun için Aristoteles politikada şöyle bir belirlenim yapar. Der ki doğası gereği devleti olmayan ya insanlık sınırlarının altındadır yani hayvan ya da insanlık sınırlarının üstündedir, yani Tanrı. Kendisi bunu söyler, politikada bir iki yerde söyler. Ee, onun için burası tam da böyle bir şey. Ya insanlık sınırlarının altı, ya da insanlık sınırlarının üstü. Birleşmiyor, arada insanlık yok çünkü. Arada insanlık olmayınca çalışmıyor orası. Burada onun için sadece virtüel bir toplum var, yani potansiyel toplum. Kuvve halindeki bir toplum, efendim işte e, salt bir zoe, çalışmayan yani insana özgü olmayan bir e, hayat, bir canlılık. Burada virtüel toplum var. Yani toplumlar buradan üretiliyor. Burada zaten ideal toplum demiştik e, karşısında ideal toplum. Yani güzergahta şöyle ameli felsefenin izlekleri, efendim ekonomi. Siyaset ve ahlaka doğru bir seyir izler klasikte. Bir seyir izler ama klasikler özellikle ihmal ettikleri şu düzlemdir, ekonomidir yani. Bakarsınız siyaset felsefesi kitaplarına, klasik siyaset felsefesi kitaplarına bakın. Ya ahlak merkezidir ya siyaset merkezidir. Ekonomi yoktur. Çok az vardır ya da. O da büyük bir ihtimalle tasnifi zikrederken hani az çok tanıtmak için söylenir ama araştırma oraya fokuslanmaz. Araştırma ahlaka fokuslanıyor ya da siyasete fokuslanıyor. Onun için siyasetin ya da ahlakın güdümünde bir şey yapılıyor. Şu kısım ihmal ediliyor. Ee, ekonomi yani. Ekonomi ihmal ediliyor. Klasiklerin e, felsefesinde. Bu sebeple de zaten aşkınlık ya da içkinlik e, şey aşkınlık düzlemine yerleştirmiş olduk. Bizdeki e, ekonomi Modern siyaset felsefesinin de merkezinde ekonomi var arkadaşlar. İhmal edilen bir şey ki bu İbni Haldun'un ilk olarak yaptığı bir şey. Yani İbni Haldun biliyorsunuz onun için söyledim başta. Asabiye'nin siyasi talepleri olduğu kadar ekonomik talepleri var. Hatta teorik olarak ekonomik talepler ee, siyasi talepleri de önceler. Evet. Bir arada gelip mülkiyet hissinden dolayı o kaos dediğimiz şey ortaya çıkma ihtimali olduğu için birine yönetici seçecek ve siyasi olarak yaşamaya devam edecek. Yani, sorun ya da siyasetin başlangıcı zaten temellüktür ya da mülkiyettir. Yani, evet. evet. Çünkü ekonomiyle ilgili araştırmalarımız yok. Yani siyaset... E Siyasetle ilgili sen daha çok nereden konuşuyorsun merak ettim yani hani mesela daha çok modern siyasette dair bir şeyler mi okudun klasikten mi söylüyorsun çünkü kla klasikten sorular gelirse orada e, ekonominin olmadığını göreceksin zaten yok yani evet doğru teorik olarak insanların beslenme barınma ihtiyacından bahsederler ama yoktur yani kitabın içinde yoktur Aristoteles'in Politikasında yok böyle bir şey. Siyaset tamamen erdem merkezli, mutluluk merkezli, erdemler, faziletler üzerinde kurulan bir şey. Klasiklerin yaptığı şey. Ee, o anlamda. Bizdeki bunu ilk kez bozan bana göre ilk kez yani bozan demeyelim. Hani bu haksızlık da yapmak istemiyorum ama e, şu anlamda yani bunu açımlayan hakkını vererek araştıran e, kişi Tusi, Nasreddin Tusi, ahlaki e, Nasiride mesela na, Nasreddin Tusi. E, kitabını 3 bölüme ayırır. E, ev ekonomisi, ekonomi, efendim siyaset ve ahlak diye. E, bu şekilde üçlü. Üçü, üçü de ev, yine ev ekonomisinin hacmi diğerlerine göre azdır ama e, ama bunu ayrı müstakil bir bölüm olarak inceler. Ve ondan sonra da bizim ahlak kitaplarımızın tamamı hemen hemen ahlak-ı alayiye kadar yani Kınal, Kınalzade Ali Efendi'ye kadar bu o, şeyi takip ederler. Tusi'nin bu açtığı güzergahı takip ederler ondan sonrakiler. Tamam. Mı? Ama öncesinde yoktur. Yani mesela İbn miskevi Tamam mı? Yani ki çok önemli bir şey. orada da İbn Riskevi de aslında ilk yapan şeylerden de yani Tusi'ye yakındır. Tusi kadar olmasa da. Ama öncesinde özellikle bu yoktur. Yani e, e, şu anlamda yoktur. Teorik olarak bir tasnif ortaya konulur. O tasnif tartışılır ama ekonomiye dair e, kitaplar ortaya konulmaz ama ahlak kitapları vardır, siyaset kitapları vardır vesaire vesaire. Ben burada bir şey diyecektim galiba. En son sorudan önce bir şey ne, ne demiştim? En son sorudan önce. Evet klasikler sanki o sorunun cevabı olarak onu söyledik ama yani e, klasikler evet erdem merkezli düşünürler. Ee, Burayı ihmal ediyorlardı evet sen sorun oradan geldi zaten burayı ihmal ediyorlardı yani ekonomiyi ihmal ediyorlardı e, Klasikle. İbni Haldun'un bence bizim en fazla dikkatimizi çeken yani daha doğrusu kendisini bize sırala gösteren şey bazen görmezden gelmeye çalışıyoruz ama görmek zorunda kalıyoruz e, İbn Haldunu bu sadece bizimle ilgili bir şey değil Batılılar e, da aynı şekilde. İbni Haldun'u görmek zorunda kalıyorlar. Yani çok da görmek istediklerinden değil yani. illa görmek zorunda kalıyorlar. Çünkü ta oradan o dönemden İbni Haldun bir şey gösteriyor yani kendisine. Bu dönemin sorunlarına dair bir manzara gösteriyor. Çünkü çıktığı nokta yani durduğu yer işte modern siyaset felsefesi zaten buradan burada durduğunu söyledik ya. Yani buradan yapabilirsiniz aynı yer. Yani ekonomi ilk kez sistemin bir parçası olarak bu kadar işlevsel bir boyutta toplumsal ve siyasal tüm versiyonlarıyla tartışan bir sistem ortaya koyuyor. Bu çok önemli bir şey yani. Ama ben onun için özellikle şurada sadece bios ekonomikos dedik ama bios ekonomikos bizi yanıtmasın diye çünkü burada politiki hatırlatan bir şey yok aslında bakılırsa ama ben bu yarıyı başta yaptım aslında. Biri diğerinin dışında değil sadece mizaç olarak düşünün, baskın mizaç bu tamam mı ekonomi? Ama özellikle de po ekonomi politik diye bir şey burada ku kullandım. Bu political economy diyorlar İngilizler. Ee, ya bilmiyorum bana political economy çok şey ama ekonomi politik bilmiyorum daha iyi geliyor. Daha iyi bir karşılık geliyor. İbn Haldun aslında biraz daha hani merceği büyütürsek orada orada yani ikisini birbirinin ay ayırt etmiyor. Birbirinden ayrı değil. Onun için şemasında en başta dedim ya beslenme ve barınma ekonomi üzerinden umrana ulaşıyor zaten doğası gereği. Değil mi? Korunma ve savunma da e, iktidara, mülke ulaşıyor. Ama ikisi birbirine eşlik ederek ilerliyorlar. Biri diğerinin dışında değil. O sebeple de başta söylediğim şekilde toplumla umran arasında İbn Haldun ne diyor? Madde suret. Madde suret teorisinin efendim işte bağlamı felsefede biri olmadan diğeri var olmaz ya da varlığını sürdüremez. Birinin varlığını sürdürebilmesi için diğerine, diğeriyle birlikte olması lazım. İbn Haldun Umran'la mülk arasında bu ilişkiyi kurar. Kendisi kurar yani bu ilişkiyi ve bu şekilde açıklar. Bizim Umran ve mülkten bahsettiğimiz şey son aşama arkadaşlar. Ama yani meselenin vardı noktalar fakat geriye doğru izleklerini takip ettiğinizde işte ekonomiden geçiyorsunuz. Yani bu düzey ekonomiden geçiyor. Bu düzey işte asabiyeden vesaire vesaire en sonunda insanın doğasındaki yardımlaşma ihtiyacı ve o eksikliğe varıyoruz. Ee, İbn Haldun buna iltiham diyor. İltiham, ee, hani şey kaynaşma, kaynaşma. Yani belki tam şeyi kaynaşma. Ama başka bir yerde çok ustaca e, bu iltiham kelimesini ile değiştiriyor. Yani neredeyse cümlenin diğer kelimeleri e, Kök olarak hiç değişmiyorlar. Türev şey falan değişiyor mesela. Ee, ama sadece orada iltiham çıkıyor, asabiye giriyor. Dolayısıyla e, asabiye en temelde ben bunu e, yani şimdi hesabını veremeyeceğim bir şekilde onun için ben bu düzeylere bağlı olarak asabiye ortak kesen bir alanda çünkü iki düzeyi de aynı anda organize ediyor, koordine ediyor. Ben asabiyeyi de ikiye ayırdım, e, ayırıyorum. Biri toplum umran düzeyiyle ilişkili bir koordinasyon, birisi mülk düzeyiyle ilgili bir koordinasyon. Birisine kurucu asabiye, birisine de kurucu yıkıcı asabiye demiştim. Bunun hesabı ayrı verilmesi lazım. O burada zor. Ben teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabiliriz.